bakıyorum ben. O yüzden hiç atanmayı falan beklemedim. Ama devlet kötüdür demiyorum. Benim karakteristiğime uygun değil. Ben hep özel sektörde olmak istedim. Sonra da özel sağlık kurumu açtım. Hani özel sektörde bu kadar olup sonra onun dinamiklerini göreyim istedim. Biraz özel sektöre ve özelleşmiş insanlara hizmet vermeye alışığım diye değil. Ben zaten sosyal sorumluluklu diğer kişileri de görüyorum ve elimden geleni yapıyorum. Robin Hood'luk diyeyim bilmiyorum. Hani bir sürü dinamiği var. Ama hemşirenin her yerde belki de şöyle bir hedefim var. Zaten bu tarafı öğrettim, belki biraz da bu tarafı öğretirim. Neden olmasın? Sonuçta o öğretmen yanınız her yaşınızda olacak. Stajlara o gözle bakın. Nerede mutlu oluyorsanız. Var mı böyle daha huzurlu hissettim ben bu stajda kendimi? İleride acaba orada mı çalışsam dediğiniz? Şu an 4'tü değil mi? Şu anda 2'nin bir tanemizde sıçradık. Şu an staja çıkıyorsun çocukta. Yani 3'ün geçen dönem çıktım, 3. sınıfı. Nasıl hissettirdi sana? Çok mutlu hissettirdi. Yani çocuklarla beraber olmak, zaten onlarla anlaşabiliyor olmak, onların derdini anlayabiliyor olmak beni mutlu ediyor zaten orada. Ben bunu bildiğim için zaten bu süreç 1. sınıftan beri o yolda ilerliyorum. Çocuklarla daha iyi anlaştığını düşündüğüm için. Daha mutlu hissediyorum ben. Evet, hemşire olarak mutluyum ama ben çocuklarla çalıştığımda çok daha mutluyum. Umarım yolun kesişir. Ben de aynı şeyle çıktım ama bir 6 sene kardiyolojide çalıştım. Alakam var mıydı sizce? Mutsuz değildim. O kadar çok şey öğrendim ki. İyi ki o kadar karma bir yerde çalışmışım. Diğer çalıştığım yerleri besledi. Ki şu anki mesleğimde de öyle. Bir şey sorduklarında çoğu şeye cevap veriyorum. Her şeye cevap veriyorum diyene bu arada asla itimat etmeyin. Bir insanın her şeyi bilmesi mümkün değil. Her şeyi bilene ulaşması mümkündür. Bana sorulan her soruya cevap verebilirim ya da cevap verecek insana ulaşabilirim. Doğrusu budur her zaman. Başka paylaşmak isteyen var mı çocuk dışında kendini? Ben bundan önceleri hep böyle yoğun bakımda çalışabilir miyim acaba diye düşünüyordum. Hani çok zor geliyordu ya da o ortama uyum sağlayabilir miyim diye düşünüyordum ama yoğun bakım stajına çıktıktan sonra yani o birkaç kere bakımlara katıldım. Böyle orada böyle mesleki doyum çok artıyor. Bunu fark ettim. Ve yani mesleği tam olarak böyle özellikle pratik kısmını ve hani mesleki doyum olarak da çok verim alabileceğim bir alan olduğunu fark ettim yoğun bakıma. O yüzden büyük ihtimalle mezun olduktan sonra da yoğun bakımda çalışmak isterim bir süre. Umarım sen de istediğin alanda olursun. Mesleki doyum senin bakış açından tamam. Öyle düzeltirsek, yani yanlış bir şey söylemiyorsun evet. Ama onun mesleki doyum bakış açısı çocuk tarafından geliyor. Senin öyle geliyor. Biz işte arada atölyeler yapıyoruz ofiste. Ofisteki atölyelerde de hemşire arkadaşların hangi alanlarda çalıştığını, neden o alanı seçtiklerini, şimdiye nasıl yansıdığını konuşuyoruz sohbetlerde. Fırsatın olursa, yolun düşerse bir adım sağlığa beklerim. Yoğun bakımcılarımızın o aşkla anlattığı şeyleri dinlemeni isterim. Ben ilk stajı çıktığımda nöroşirurjide çıktım arkadaşlar. 1. sınıfta. O yüzden birileri sordum. 1. sınıfların genelde sunumunda bunu paylaşıyorum. Nöroşirurjinin hangi ana bilim dalı olduğunu biliyoruz değil mi şu an? Ben onu bilmiyordum. Yani bilmiyorsunuz. Hemşireliği de bu arada isteyerek seçmedim. Bilerek de seçmedim ben. Hep bu soruyu soruyorum. İsteyerek seçmişlere aşkla bakıyorum. Şu an çünkü mesleğime aşığım. Ama nasıl seçti Ayşe? Abisi yazdı. Alakam yoktu. Yazdı çünkü abim İstanbul'da okuyordu. Ve İstanbul'da okurken birlikte başa çıkmamız ve birlikte okumamız, yaşamımız sürmemiz gerekiyordu. Üniversite okuyacaksan mecburen İstanbul'da bir şey okumak zorundaydım. Ve bir an önce para kazanmak zorundaydım. Sorduğum sorular biraz böyle benim gibiler var mı? Ama çok küçükken, babam hastayken geçirdiğim süreçte ben de o kadar çok bakım verici yanım, insanlara yardım etme aşkım nedenli sürüklenmiş bir yerlerde ben ona da inanıyorum, enerji döngüsüne. Bir yerlerde bir dilek tutuyorsunuz, o zamanı gelince oluyor. Buna ister kader çizginizde var deyin, ister Allah inancıyla deyin, ister enerjisel kuantumla deyin, bir şey deyin. Ama sonuç değişmiyor. Söylediğiniz her şeyi bir gün bir yerde çok içselleştirdiyseniz gerçekleşiyor. Çok dua ederdim küçükken babam iyileşsin diye. Ve bir gün
şeyi hatırlıyorum. Babam bayağı hastaydı ve akşam saati serum takılacak babama. Ve ne yapacağımı bilmiyorum, küçücüğüm. Bir şey yapmak zorunda değilim de zaten. Ben sadece babam iyi olsun istiyorum. Başka hiçbir şey istemiyorum. O zaman hastanede çalışan hasta bakıcılar iğne falan yapıyorlardı evde. Hani o zamanda Artık Anadolu'nun belli yerlerinde hala devam ediyor bu kültür. Ve annem şey dedi, komşuyu çağır serum taksın dedi. Ve çağırmak için gittiğimde kadın gelmedi. Gelmeyince ben kendimi o kadar kötü hissettim ki, hava karanlık, işim izin vermiyor dedi. İşte hemşire olmanızın farkı bu. Serum herkes takabiliyor. Bir hemşire bu cümleyi kurmaz. Bir ihtiyaç analizi yapar kadın. Bunu bilerek ya da bilmeyerek yapar. Ama kesin bunu yapar. O insana ben gitmezsem o insanın düşeceği alternatif durumları düşünür. Onun sağlık ihtiyaçlarını düşünür. Risk analizlerini yapar. Bunları otomatik olarak yapıyoruz. Belki saliseler içerisinde yapıyoruz. Ama hasta bakıcı ya da hasta bakıcılık eğitiminden geçmiş biri olduğunu bile sanmıyorum. Hastanede belki başka bir misyonda çalışıyor. İğne yapmayı gözlemleri de yaptı. Bu kişinin bu analizini bekleyemezsiniz. Çünkü sağlığı ne kadar biliyor, ne kadar analiz ediyor. Mesela gelemem bu saatte, yemek yapacağım. Onun önceliği oluyor. Hemşirelerin önceliği hep sağlık. Bu yüzden çok kıymetliyiz biz. Dolayısıyla gelmedi. Gelmeyince benim babam hasta kaldı. Ve o serum yapılamadı. Ve onun sonrasında annem başka bir şekilde işte doktorunu çağırdı eve. Bir şekilde yapıldı ve tedavisi uygulandı. Ve sabah ben okuldan kaçtım arkadaşlar. Buldum ilk devlet hastanesinin aciline gittim. Ve dedim ki babam çok hasta, bana serum yapmayı öğretin. O kadar küçükken serum yapmayı öğretir mi sizce bir hemşire? Şimdi burada bir devlet hastanesi hemşireli. İsim vermeyeceğim. Hani insan, yani devlet hastanesi çalışanın fikrim var, bilgim yok içlerine çalışmadığım için. Ne tür cevaplar alırdı o ortaklı çocuğu Ayşe? Böyle bir soruyla kapısını çalmış o yoğun acilde. Hemşire ne derdi Ayşe'ye? Git başımdan. Başka? Git başımdan deseydi o hemşire, hemşire olur muydum sizce? Ne derdin? Bence daha merkezli bir yaklaşım. Niye istiyorsun? Daha küçüksün. Daha küçüksün. Baban nerede? Aynen. Büyüyünce eminim çok iyi yapabilirsin. Önce okulunu tamamlaman gerekiyor dedi. Onun cümlelerini hatırlamıyorum. Zaten duyduklarımız anladıklarımız kadardır. Yani şefkati hissettim, merhameti hissettim. Okumam gerektiğini duydum. Ve şu an onu yapmak için yaşımın küçük olduğunu duydum. Sonra okula geri döndüm. Ve babam bir şekilde yıllar geçti, iyileşti. Şu an çok sağlıklı. Allah çok daha uzun ömürler verir inşallah. Ve bu hikaye kapandı babam iyi olunca. Ama o zamanlar babam iyileşene kadar ki her gece Ayşe uyumadan sabaha kadar şu duayı ederdi. Allah'ım ne olursa olsun, hayatta hangi işi yaparsam yapayım, İğne yapmayı, serum takmayı, bu yüzden hemşire iğne yapmak, serum takmak değili hep söylüyorum. İkisini öğreneceğim ve ben insanlara yardım edeceğim. O yüzden hemşirelik yardım etme güdüsüyle başlayan, insana dokunan en önemli iş. Ama bir meslek, para kazanılması gereken, emek verilen, sadece şefkatimiz yüzünden daha az hak edişlerimizle sonuçlanmaması gereken bir meslek. Yıllar geçti böyle. Ben matematik öğretmeni olmak isteyen, üniversite hazırlığı yapan bir öğrenciye dönüştüm. Babam iyi artık umurumda değil. Ama ben diyorum ya size, onu aldım ve attım bir yerlere. Duamı ettim. Nereye konumlandırdım bilmiyorum. O günler ettim ve koydum. Hemşirelik çıktı. Ne alaka dediğim bir şey. Ve hemşireliğe başladığımda nöroşirurjide çıktım. Söylemeyi beceremediğim alan. Gittiğimde gördüğüm tablolar beni çok ürküttü. Bu hikayeyi uzun uzun anlattığım bir YouTube videom var arkadaşlar. Merak edenler sonra dinler. Çok böyle ulaşamadıklarımı da anlatayım istediğim bir hemşirelik yılında çekmiştim. Hemşireler gününde. İlk gittiğimde beni şimdi hocalarımız organizasyondan sonra odalara dağıtıyorlar. Ve girdiğim oda bir yoğun bakımdı. Servisin içerisinde dahil yoğun bakım odasında bir hastanın başına kondu. Hocam sadece şunu söyledi. Öğleye kadar burada kalıyorsun. Tek yapman gereken izle. Nefes al. Ortama bak.
Hasta odası nedir? Kullanılan cihazlar nelerdir? Dosya nasıl yazılır? Hiçbir şeye dokunma, sadece gözlemle. Abut hiç görmemişim hayatımda. Nasıl böyle sesler geliyor? Çin işkencesi gibi. Hasta yatan bir hasta tepkisiz. O gün anladığım şeylerden biri de benim gerçekten serviste çalışmam gerektiği. Konuşmam lazım. Konuşmayan birine bakıyorum. Dosyayı karıştırıyorum, hiçbir şey anlamıyorum. Ateş, nabız, tansiyon hepsi başka renklerle, çizgilerle ya. Ses geliyor, anlamıyorum. Serum biterse ne yapacağım, panikliyorum. Bilmediğim bir sürü şey var odada. Ama tek derdim ne? Öğlen olsun, kurtulayım. 15 dakika önce kaçmak istedim odadan. Tam böyle dışarı doğru çıkacağım. Böyle, hiç unutmuyorum o şey, odanın camını. Servise açılan bir cam var ve camın yanında bir kapı var. Kapıya doğru elimi tutarken işte camdan bir anne kızla göz göze geldim. Odada bu arada benim gözlemlediğimden başka kimse yok. Anne kızla göz göze geldim. Böyle kaldım. Neyse, ona içeri bakıyorlar. Ben kaçmaya çalışırken kapıyı açtım. Annesi kolumu yakaladı. Kocam iyi mi diye sordu. Size verecek cevabım var mı? Şu an size anlattığım kadar biliyorum çünkü. Erkek miydi, onu bir hatırlıyor muyum acaba? O kadar yok bende. Olmaması çok normal arkadaşlar. Çok normal, bu anormal bir şey değil. Bu öğretmenlerimin yaptığı bir hata değil. Bu stajın yaptığı bir eksiklik değil. Bu ilk gününün geçirilmesinin dinamiği böyle. Yapacak bir şey yok. Hani alternatif yok, o işi öyle öğreniyorsunuz. Ama Ayşe öyle yaşamadı. Çünkü Ayşe'nin başka bir hikayesi var. Ve kadın sorduğunda döndüm. Daha korkmaya başladım. Verecek cevabım yok. O tren yolculuğundaki iğne yapmak zorunda kalan çocuk yine oraya pörtledi. Ne yapacağım bilmiyorum çünkü. Sonra çıkmaya çalışırken çocuk, kız çocuğu elimi tuttu. Babam iyi mi dedi. Babam iyi mi dediğimde de o işte o okuldan kaçan çocuk aklıma geldi. Babasının iyi olduğunu merak eden Ayşe vardı ya. İşte o çocuk hikayesini bana yaşatarak o dileği ne zaman tuttuğumu hatırlattı. Ve nasıl hemşire olduğumu, hemşireyi nasıl seçtiğimi, neden seçtiğimi, hangi duygumla, hangi duamla seçtiğimi gösterdi. İlk staj günümde hemşire oldum ben. Bir adım sağlık şu arkadaşlar, bir halk sağlığı inovasyonu. Halk sağlığı inovasyonu nedir? Ben size geldiğim andan beri hep halk sağlığını anlattım. Halk sağlığı dersini işlemeyen var mı aranızda? Halk sağlığı ana bilim dalı ne yapar? Toplum sağlığı. Halk sağlığı aslında bilindiğinin aksine birinci basamak hizmetleri kapsar diye öğreniyoruz. Birçok literatürde de öyle atıf olsa da birinci, ikinci, üçüncü basamak hizmetlerin oluşturduğu bir bütündür halk sağlığı. Aslında tüm basamakları aynı anda işleyebildiğiniz, kurgulayabildiğiniz, bir sonraki aşamaya geçmesini engellemek için mücadele ettiğiniz bir bilim dalı. Dolayısıyla insanı en güzel multidisipliner yaklaşımla, en güzel organizasyon desteğiyle değerlendirebileceğiniz ana bilim dalı. Bir adım sağlığın kurgusunu da ben halk sağlığı yüksek lisans yaptım. Bu yüzden belki diğer ana bilim dallarının da böyle tarifince, diğer konukların aktaracağı şeyler olabilir. Halk sağlığını bu yüzden okudum. Benim için bu yüzden bu kadar kıymetli. Bir adım sağlıkta bir halk sağlığı inovasyonu olsun istedim. Bir bireyin daha doğmadan anne karnında başlayan hikayesinden son nefesi verdiği ana kadar sürecinde ihtiyacı olan tüm sağlık hizmetlerini kurgulayan, destekleyen bir program olsun istedim. Bir adım sağlıkla binlerce sağlık hizmeti ihtiyaç duyduğunuzda olduğunuz yerde. Nasıl mı? Mesela doktor muayenenizi ev ve ofisinizde yaptırabilir, tedaviniz için gerekli tanı ve tetkik hizmetlerini olduğunuz yerde alabilirsiniz. Artık kan tahlili, hatta check-up hizmetleri için hastaneye gitmeniz gerekmiyor. Profesyonel sağlık çalışanlarından oluşan uzman kadrosuyla hizmet veren Bir Adım Sağlık, sağlık hizmetlerini siz nerede olursanız oraya getiriyor. Hemşirelik ve bakım hizmetlerinden doktor muayenesine, laboratuvar hizmetlerinden tanılama ve radyolojik görüntülemeye, psikolojik danışmanlıktan yeni